Baba ne olmuş? Ben göremiyorum ki. O gelmiş. Kim gelmiş? Beyim, bırak bizi gidelim. İnsanlar hata yapar Zülfikar. Gitmeyin. İnsanın toprağı gibisi yok. Doğru diyorsun Zülfikar. Gülizar. Niye gelmiş bu? Başımıza taş yağacak. Nasılsın? Hem bizi istemiyorsun hem de gitmemize engel oluyorsun. Neden? Alnına silah dayadım. Tam tetiği çekmek üzereydim. Sonra arabam yandı. Seni gördüm. Alevlerin içinden beni kurtarmak için koşuyordun. Sen söyle. Neden? Yasemin, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Zülfikar amcam. Gülizar gözün aydın. Gözüm aydın. Ah be çocuk, ah be çocuk. Bu nasıl iş? Hangi vicdanı sığar? Bir de erkeğim diye geçinirler. Aa, Zeynep ne konuşup duruyor öyle Ali Hikmet'le? Sorguda. Allah vere de kapının önüne koymasalar bizi. Zeynep'im, Zeynep'im, Allı Zeynep'im. Ha Zülfikar amca. Öyle öyle. Siz birazdan göreceğiniz Alı Yeşil'i. İki inatçı keçi. Soydur çeker. İşte böyle Ali Hikmet. Çünkü sende olmayan bir şey var bende Ali Hikmet Bey. Vicdan. Suç, suçlu cezasını çekmeden kapanmaz. Ben hayat diyorum, sen ölüm diyorsun, intikam diyorsun Ali Hikmet Bey. Bizi buraya niye getirdin? Çünkü hayat terbiye eder insanı. Bazen nefesini keser insanın. Bazen kör eder. Bazen kör gözüne ışık bağışlar. Bir cümle gelir, ta kalbine vurur. Eğriyken doğrulursun. Babalar oğullarından öğrenir büyümeyi. Oğullar bir tırnak boyu geçince babalarını, kılıç el değiştirir. Evet, bu toprağın aklı var. Unutmaz. Ama suyun kalbi var. Bu yüzdendir toprak suyla çözülür. Akıl inkar eder bin kere, zalim olursun. Kalp affeder bir kere, insan olursun. Şimdi ister kal, ister git. Burası Başat Çiftliği, senin büyüdüğün yer. Bu toprağın altında babanın kökleri. Bıçak senin elinde. İster yaşat, ister öldür, ister affet.
Zeynep. Zeynep. Gökhan. Zeynep.